Merhaba sevgili arkadaşlar canım anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu limon diliminin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limon portakal şeklindeki dilimlerinizi bu şekilde örebilirsiniz. Ben şimdi sarı iple öreceğim için limon dilimi dedim ama turuncuyla ördüğünüzde portakal dilimi ya da mandalina dilimi olarak da görselde değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. E battaniye ya da bebek örgülerinizin süslemelerinde kullanabilirsiniz. Ben buzdolabı magneti için kullanacağım arkadaşlar. evinizde yapabilirsiniz dağıtmalıklarınızı bu şekilde ya da e, yine satış amaçlı da yapabileceğiniz motiflerden bir tanesi e, Ben biraz daha irice durmasını istediğim için lif ipini iki kat yaptım arkadaşlar sarı renkte lif ipim vardı bu ipi dediğim gibi iki kat yaptım e, daha kalın ipiniz varsa e, orta kalınlıkta ipler ya da bebek yünü de e, kullanarak yapabilirsiniz ya da daha küçük motifler istiyorsanız yine lif ipinden ama bu sefer e, tek kat olarak yapabilirsiniz bildiğiniz gibi lif ipi normalde iki kattır zaten ben bunu ikiye katlayıp bu şekilde yapacağım ve bu sayede gördüğünüz gibi dört kat ipim var dediğim gibi lif ipini iki kat yapıp bu şekilde yapacağım ipimi elime sardıktan sonra bir sihirli halka oluşturuyorum şu şekilde ipi sardım bir yuvarlak yaptım Buradan tığımdan ipimi geçiriyorum ve 3 zincir çekiyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İpinizin kalınlığına göre yapacağınız trabzan sayısı değişebilir. Ben 13-14 tane yapsam yeterli sanıyorum. Yani aslında burada bir sayı yok. Yuvarlağı oluşturana kadar üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 15 tane trabzan yapıp ipimi çektim. Gördüğünüz gibi küçülttüm sihirli halkamı. İlk yaptığım zincirin tepesine geçiyorum ve ikinci sıraya geçmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi her sırada Pardon her trabzanın üzerine iki tane üçlü trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım benim yapacağım limon dilimi biraz irici olacak bunu tek kat lif ipinden yapmıştım şimdi iki kat kullanıyorum ki sizin için de boy farkını görün istediğim için Dediğim gibi ister küçük olsun derseniz tek kat lif ipiyle ya da daha büyük olsun derseniz iki kat lif ipiyle ya da kalın ipli arkadaşlar dediğim gibi kalan iplerinizle de değerlendirmek amaçlı yapabileceğiniz bir motif bu. Bu şekilde her trabzanın üzerine ikişer tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Bu boyda isterseniz bu boyda da bitirebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bir dilimimiz olur. Ya da daha büyük isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha yapacağım. Dediğim gibi büyük olmasını istediğim için bir sıra daha yapacağım. Bu sırada da şimdi zincir çekmiş olduğum kısmın tam dibine battım. Burada iki trabzanım oluştu ki zinciri de zaten trabzan olarak sayıyorum. Şimdi bir tane bir ileri trabzan'a tek bir sonrasına iki bir tek bir iki trabzan yaparak her trabzan için bu şekilde de bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar şimdi çift batıyorum hemen şöyle ki göstermek istiyorum arkadaşlar tek çift tek çift bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum bu sırayı da bir çift bir tek batarak tamamladım arkadaşlar. Son olarak tek batıyorum ve limon dilimimizin yuvarlak motifini tamamlamış oluyorum. Son olarak sıkıca bir zincir çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. İpimi kopardım. Arka tarafa geçirip sağlamlıyorum arkadaşlar. Bu kısmı da sağlamlamamız gerekiyor. Ortadaki kısmı sihirli halka yaptık bildiğiniz gibi gevşememesi için. ki Zaten çok da kolay gevşecek bir e, düğüm değil ama yine de biz işimizi garantiye alalım. Bunu bu şekilde yapıyorum çünkü e, ikiye katlayacağım için içi görünmeyecek. Burada da görselde bir sıkıntı olması çok fark etmeyecek arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tamamladım yuvarlak motifimi. İğnemi beyaz ipimi geçirdim. İlk sıradaki trabzanların arasından iğnemi geçiriyorum. Ve üçüncü sıraya şu şekilde arkadaşlar düz düz şuradaki detayları yapıyorum. Bu şekilde tam karşısına yapacağım. Yakınından geçiyorum yine. Bu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 3 tane tercih ettim. Dediğim gibi turuncu ip kullanarak da portakal dilimi ya da mandalina dilimi de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu kısmı da tamamladıktan sonra biraz daha arasını açarak şöyle yapalım. Şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Bunu da burada düğümlüyorum ve ipimi koparıyorum. Dediğim gibi bu ipler içinde kalabilir, hiç sıkıntı değil. Şimdi tam bu yaptığım beyazla yaptığım kısımları karşılıklı gelecek şekilde, tam dilimin ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle ikiye katladım. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle de yine limon kabuğunun kenarındaki beyaz kısmı öreceğim. Beyaz ipim bebeğini arkadaşlar kalınlığını merak edenler için söylüyorum. Şimdi ikiye katlarken bir önden bir arkadan trabzanların içinden şu şekilde geçiriyorum. Ee, ve üstte Tekli trabzan dediğimiz arkadaşlar ip biraz daha kalın dursun istiyorum. Lif ipine göre lif ipini iki kat kullandığımız için bebeğini biraz ince geldi. Bu şekilde ipi üzerine alıyorum tığın ve bir kere de çıkarıyorum. Dediğim gibi kalın durmasını istediğim için arkadaşlar. Bu şekilde ikiye katlamış olduğum motifimi yarım daire haline getiriyorum. Bir önden, bir arkadan. Bu sayede limon dilimim ikiye katlanmış oluyor. Bu şekilde tam tamamını bitiriyorum arkadaşlar. tüm kenarını bitirdim gördüğünüz gibi eğer ki kalın bir ip kullanırsanız dediğim gibi lif ipini iki kat yaptım bu kalınlıkta bir ip kullanırsanız yine burada normal sık iğne yapabilirsiniz arkadaşlar ki ben son sırada normal sık iğne yapacağım yine her sık iğnenin tepesine batarak şu şekilde düz sık iğne yapacağım ve limon dilimim tamamlanmış olacak arkadaşlar Burada tamamen ipin farklılığıyla alakalıydı bu alt sırada kullandığım teknik. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre siz burada normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki amacımız sadece motifin ne şekilde yapıldığını göstermek ve size faydalı olabilmek. Videomuzun yorumlar kısmından bize her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü soru, görüş, önerileriniz için ve istekleriniz için videonun yorumlar kısmında sizi bekliyor olacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamını bitirdim. Yine burada ipimi koparacağım ve iplerimi örgünün içine tamamen geçirerek şu şekilde tayı buradan geçiyorum. Gördüğünüz gibi tam ortasında. Buradan iplerimi orta kısmı alacağım ve sağlamlayacağım ya da kenarından da yapabilirsiniz aynı işlemi. Bu sarı ip biraz kaba duracak burada. Bunu çekelim. Kenarından sağlamlayıp koparalım arkadaşlar. yine aynı şekilde bu kısmı da yaptıktan sonra limon dilimimiz hazır olmuş olacak arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.